Herkese merhaba, kanalıma hoş geldiniz. Ben Emine. Videoma başlamadan önce yeni videolarımdan haberdar olmak için kanalıma abone olmayı ve bildirim ziline basmayı unutmayın lütfen. Şimdi hemen içeriğimize geçelim. Gördüğünüz gibi yatak odasındayım. Sararmış yatakla ilgili çok kişi yazdı. O yüzden onu öne aldım. Arkamda bakın şu kısımda sararmış yer. Elyaf yastıklarda söylemiştim. Eşimde aşırı terleme problemi var. Böyle aynı şekilde aşırı terleme sorunu olanlarda yataklar İster istemez sararıyor. Ben yatağımı nasıl siliyorum onu göstereceğim. Benim yatak petli yataklardan. Bazı yataklarda yay olur. Bu yaylı yataklardan değil. Yaylı yatakları mesela sildiğiniz zaman içine çok su işlememesi gerekiyor. Ben mobilya dükkanında çalıştığım için bazı yataklarda kendi kılıfları oluyor. Mesela onu çıkartıp yıkayabiliyordunuz. Bazı yataklarda aynı bu şekilde yataklarda. Bize orada mesela çok yanlış işlem yaptırıyorlardı. Müşteriler mesela yatakları denerken ister istemez o mağazadaki yataklar batıyordu. Bize de ne yaptırıyorlardı? Çamaşır suyuyla silin diyorlardı. Sararmalar oluyordu bu sefer yatakta. Çamaşır suyuyla silindiği zaman yatakların sarardığını bilhassa kendim gözlerimle gördüğüm için yani böyle şeylerde çamaşır suyu kullanmıyorum. İçinde çünkü pamuklarına işlediği için, içine işlediği için hem yaylı yataklarda paslanmaya sebep olabilir. O yüzden mesela ben nasıl yapıyorum onu göstereceğim. Bu arada yeni gelen abonelerim çok uzun anlatıyorsun diyorlar ama neden anlattığımı hep söylüyorum. Yeni geldiğiniz için bilmiyor olabilirsiniz. Görmeyen abonelerim var. İşitme engelli abonelerim var. Onlar için her ayrıntıyı tek tek gösteriyorum. Ben kimseyi kıramam. Hele ki onları hiç kıramam. Kimse kusuruma bakmasın. Gerekli olan malzeme. En iyi çözümü ben yine neyde buldum biliyor musunuz? Bunda buldum. Parlatıcıyla sildiğiniz zaman yatağı hiçbir sararma tekrar kusmuyor. Gerekli olan şeyleriniz ne biliyor musunuz? Sıcak su, bir tane parlatıcı. Şimdi bunda az var. O yüzden iki tane parlatıcım var. Bulaşık makine parlatıcısı beyaz olan. Her zaman da söylüyorum. 101'de satılan şu Brit marka parlatıcı. Ben bunu söyleye söyleye vallahi buna zam yapacaklar. 3 lira 25 kuruştu. Sonra 4 lira 20 kuruşa çıktı. Yakında bunu 10 lira falan alırız yani. Yapacak bir şey yok. Ve ne gerekiyor? Tül parçası. O gözeneklerine falan iyice işleyebilmesi için. Mesela normal bezle sildiğiniz zaman tam etki etmiyor. Bende bu tüllerden bir sürü var. Bu tülle yaptığınız zaman lekelere daha iyi işlemesine, her şeyi daha kolay çıkartmanıza yardımcı oluyor. Böyle tülünüz yoksa lif olur. Böyle renk vermeyecek bir şey olması lazım. Bezle yapmayın. Bez sizi çok yorar. Şöyle bir tül parçası mükemmel. Ben halı da siliyorum bununla. Yeri geliyor duvarda siliyorum tülle. Daha iyi etki ediyor. Şimdi uygulamaya geçeyim. Şuranın haline bakın. Bu terden, bu bildiğiniz içindeki yünleri ne yapıyor? Islatıyor. Islattıkça o sarılık daha çok çıkıyor. Şu tarafta bir şey yok. Şu tarafta var. Şu terlemeye çare de yok. Nasıl bir şeyse. Şöyle. Sadece tül. Hiçbir şey yok burada. Parlatıcı yok. Parlatıcıyı suyla karıştırmayın. Sadece üstüne hafif nemli şöyle ıslatıyorum. Bakın. Silmem daha kolay olsun diye. Zaten ıslandıkça o nasıl çıkıyor? Bakın. Şimdi benim yatağım balkon kısmında. Yani buradan aşırı rüzgar geliyor. Daha çabuk kurutabilmek için yatağı dik konuma getiriyorum ben. Balkonun önüne koyuyorum ya da cam açıyorum. İyice böyle o rüzgarı alıyor. Güneşe koymuyorsunuz. Her zaman söylüyorum. Böyle şeyleri güneşte sakın ola ki kurutmayın. Bu sarılıklar tekrar çıkar. Boşuna silersiniz. Şimdi bu parlatıcıyı direkt buraya dökeceğim. Sonra duru bir suyla üstünden aldıracağım. Onları yaparken göstereyim. Bakın şimdi. Leke çıkartma özelliği olduğu için bunda direkt olarak her lekeyi çıkartıyor. Bulaşık makine parlatıcısını döktük. Tülü tekrar sıkıyorum. Bakın. O kadar sarılık var ki hani böyle bakıyorsunuz hiç çıkartmayacak gibi geliyor. Şimdi ben bu yatağa su geçirmez alez alacağım. Naylonumsu gibi ama bakacağım. Çünkü bu yatağı silmektense normal yastıklarıma alezim var ama su geçirmez alez değil. Onlarda bile geçiyor mesela ter. Ama bu yatağı alacağım.
Bakın sarılı. Şurada tülde. Sert bir şeyle yaparsanız buraların çok pamuklanmasına sebep olursunuz. Yani böyle tül, yumuşak tarzı da fırça olabilir. Sert fırça değil. Çünkü buraların aşındırır. Bu sefer yatağın yırtılmasına sebep olursunuz. Tülümü yıkıyorum. Parlatıcı gerekirse tekrar koyacağız. Şuralara falan gelmemişti parlatıcı şu kısımlara. Oraları da bir yapayım. Bu şekilde bekletmeniz gerekiyorsa bekletin. O parlatıcı mesela iyice bunun bu sarılıklarını kustursun. Çünkü böyle bekledikçe mesela sarılıkları çıkartıyor. Üstünden tekrar tülle yaptığınız zaman tekrar almış oluyorsunuz. Şimdi şu kısımda da var. Orayı parlatıcı alayım. Ben de bu parlatıcıları saçma sapan kullanmışım. Bu da mesela bu kadar. Şimdi şu leke yine aynı şekilde sadece lekeleri döktüm. Suyumu değiştiriyorum. Tekrar ılık bir su alıyorum. Başka bir bez alacağım. Üzerindeki fazla parlatıcıyı alabilmek için. O arada bu şekilde beklemiş olsun. Suyun hali de bakın. Şöyle kirli kirli oluyor. Bunu sadece üzerindeki parlatıcıyı aldırabilmek için. Sonradan sarılanma olmasın diye. Aslında ben böyle anlatıyorum diye uzun geliyor ama uygulama aşamasında mesela siz yaptığınız zaman daha pratik bir şekilde yaparsınız. Bezi güzelce sıkın. Çok ıslak olmasın. Yani yatağın içine çok su işlemesin. Şimdi bu şekilde güzelce duru bir suyla sildik. Bakın parlatıcıyı çıktığını tekrar görebilirsiniz. Tamamen parlatıcıyı almış durumdayız. Çünkü parlatıcı olduğu zaman su böyle beyaz olur. Aklınızda bulunsun. Güzelce sildiğiniz zaman zaten yatakta fazlasıyla parlatıcıyı almış olursunuz. Daha sonra bu fazlalık suyu biraz aldırmanız gerekiyor. Aldırmazsanız ne olur? Yatağın içine fazlasıyla suyun işlemesine sebep olursunuz. Böylece içinden dediğim gibi süngerinin ıslanmasıyla o sarılığın tekrar yukarı çıkmasına sebep olursunuz. Yüz silme için kullanmadığım havlularım var. Şimdi bununla şu şekilde yaptım. Fazlalık suyu aldıracağım. Bakın nasıl ıslanıyor. O arada da mesela sarılıkları tekrar almış oluyor. Yani parlatıcıyı böyle bastırıyorsunuz ya. Şöyle. Böyle yaparsanız hem daha kolay. Biraz bastırın. O suyu yukarı çıkartabilmek için. Biraz yorucu bir işlem. O yüzden böyle nefes nefese kalabiliyorsunuz. Havada sıcaksa daha çok nefes nefese kalıyorsunuz. Bakın havlu yeterince ıslak. Yatak ıslak ama böyle hani bastırdığın zaman su çıkmayacak ıslaklıkta. Bu şekilde havalansın. Biraz kuruduktan sonra size sonucu göstereyim. Zaten sonucu kendiniz bu şekilde de görebiliyorsunuz. Öncesi nasıldı, şimdisi nasıl? Yatağı böyle dik kaldıracağım. Rüzgarı iyice üzerine çarptıracağım ki daha çabuk kurusun. Sonucu da size daha çabuk göstermiş olayım. Şu şekilde göstereceğim. Balkon kapım, diğer camlarım falan açık. Yatak dik konumda, direkt rüzgar alan kısımda duruyor. Daha çabuk kurumasını sağlamak için, sararma olmaması için hemen kurumasında fayda var. Şu şekilde zaten sonucu görebilirsiniz. Benim gölgem de çıkıyor oralarda. Yatak şu şekilde dik konumda. Sonucu göstereyim size. 3,5 saatlik bir havalandırmanın ardından çok hafif bir nemlilik var. Siz görebilirsiniz sonucu. Herhangi bir sarılanma falan söz konusu değil. Şu kısımlar sapsarıydı. Öncesine yanına koyacağım. Sonrası bu şekilde. Yani görmüş olduğunuz şuralar. Bakın yakından gösteriyorum size. Şu kısımlar. Şuralar. Bunlar bildiğiniz koyu sarıydı yani. Işığın direkt önüne çekeyim. Bakın şu kısımları falan her tarafını sildim zaten.
rüzgar alan bir yerde olduğu için gayet güzel bir şekilde havalandı. Ne kadar yakından gösterirsem size o kadar iyi. Şöyle uzaktan da çekeyim. Sonucumuz bu şekilde. Sonucu sizlere gösterdim. Çok hafif bir nemlilik var. Yatma saatine kadar zaten o iyice havalanacak. Bayağı rüzgar var. Havalanmamasının imkanı yok. İlk videoma başladığımda şu kısım sapsarıydı. Şu an sarılıktan eser kalmadı. Tek ürün ile sarılığı bu şekilde alabilirsiniz. Farklı farklı ürünler denemeye hiç gerek yok. Hiç uğraşmaya gerek yok. Gördünüz, parlatıcıyı sıktım ve sildim. Ben de çok uğraştım zamanında. Ama böyle bunun gibi hemen etki eden bir ürün görmedim. Ne sarı leke ne de böyle yağ lekesi ya da farklı bir şey ya da herhangi bir leke, hiçbir şey dayanmıyor şu parlatıcıya. Tülle de yaptığınız zaman o gücüne güç katıyormuş gibi oluyor. Aklınızda bulunsun. Tülle temizleyin. Uğraşmayın. Tülü alın, silin. Daha güzel böyle tertemiz yataklarınız olsun. Umarım siz de yaptığınız zaman böyle bir sonuç elde edersiniz. Benim yapabileceğim bu kadar. Anlatabileceğim de bu kadar. Yeni gelenler kanalıma abone olmayı unutmazsanız beni çok mutlu edersiniz. Instagram'dan beni takip etmeyi unutmayın. Bir dahaki videolarımda görüşmek üzere. Kendinize çok iyi bakın. Hoşça kalın.